Müsaade var mı Sayın Savcı? Soruşturma bitene kadar sivilim. Yalnız kalmak için iyi bir yer bulmuşsun ama. Evet. Burayı Ali'den öğrendin herhalde, öyle düşünüyorum. Öğrendim de yani bulmak da çok kolay olmadı yine de. Evet. Rizeli Mevlüt Kaptan'ın mekanı. Çeşme'de iki Rizeli diyorsun yani. He. Selim, ya senin bir suçun yok. Yanlış bir şey de yapmadın. Çözülecek yani bir şekilde. İlla ki çözülecek, geçici bir durum bu. Öyle düşün. Canım, beni buradan götürmek için geldiysen ben biraz daha oturmak istiyorum. Yok, gelmedim de. Ben gideyim mi? Kalkma tabii ki, kalkma. Dertlenelim o zaman beraber. Hadi kalk. Dertleneceksek ben sana o zaman şeyi anlatayım. Rizeli Mevlüt Kaptan'ın nasıl Çeşmeli Mevlüt Kaptan olduğunu anlatayım. Bu mekanın sahibi. Çok eski kaptan. Troll teknesi varmış onun, böyle 90'larda falan. Buraya geliyor işte Ege'ye balık çıkarmaya. Bayağı ta Karadeniz'den kalkıp gidiyorlar buraya. Aylarca kalıyorlar denizde. Sonra çıkardıkları balığı İzmir'e, limana yıkıyorlar. Doğru memlekete hiç durmadan. Böyle git gel git gel falan. Tam yeter, sağ ol. Sonra son seferleri oluyor. Son seferlerinde Çeşme açıklarında hava patlıyor. Aile teknesi. Tekne alabora. Bütün ailecek teknedeler. Küçük oğlan kayıp. Arıyorlar çocuğu. Günlerce arıyorlar. Ama Mevlüt Kaptan bırakmıyor, peşini geliyor. Çeşmede kalıyor. Denize çıkıyor, geri geliyor. Günlerce, aylarca, yıllarca. Yerleşiyor buraya. Bayağı burada yaşamaya başlıyor. Hiç umudunu kaybetmeden belki bir gün gelir diye. Bayağı buralı oluyor. Bir gün gelir diye Çeşme'nin dışına adımını atmıyor adam. Sonra da bu mekanı açıyor işte. Adını da Sisorti koyuyor. Lazca. Ne demek biliyor musun? Sen neredeydin? Geçen gece beni yatırdığında konuşmalar falan yaptım ya. Duydum ben hepsini. Ah. Niye, utanma ya. Niye utanıyorsun? Çok güzel konuştun. Bana dedin ya. Sen duygularını çok cesurca ifade edebiliyorsun. Ben öyle değilim dedin. Duygularımla yüzleşemiyorum dedin. Belki de senin de yüzleşme zamanın gelmiştir Selim. Belki de o zaman o kadar yalnız hissetmezsin kendini. Dene ya. En azından daha zor bir şey de. Dene yani. Ben konuşma hakkımı kullanabilir miyim? Tamam, ne yapalım o zaman? Konuşmayalım, ne yapalım Selim? Susalım. Karşılıklı böyle susalım. Susalım. Hala kabus görüyor musun? Kabus görmem için önce uyumam gerekiyor Selim. Doğru. Geçen gece de uyumamışsın, beni dinlemişsin. Pişmanlık duyuyor musun söylediklerin için? Hayır tabii ki. Yani ondan nasıl pişmanlık duyuyorum? Ama senin beni dinlemiş olman, söylediklerimi duymuş olman yani tuhaf bir şekilde böyle hoşuma gitti. Bir şey söyledin yani Selim. İyi oldu. Ben dün gece uyudum aslında. Mutlu olduğum bir anı seçtim. Bunun üzerine düşündüm. İnsan böyle herhalde hatıraların üzerine düşündükçe
hatırlamadığı detayları hatırlıyor. Ya da işte bilmiyorum, belki de kafasında o eksik olan şeyleri tamamlıyor da hiç fark etmez yani. Çok güzeldi. Bebekler gibi uyudu. Ben var mıydım o hatıraların? Salak. Ay salaksın ya. Herhalde varsın. Ne güzel işte, benle ilgili hatırladığın güzel şeyler de var. Selim tabii ki var. Tabii ki var. O işte mutlu anılarımı düşünüp böyle uyudum ya. Akgün verdi o fikri. İşte gitmeden önce anlattı filan. Annesinden bahsetti, babasını ihbar etmiş. Öyle bir tavsiye verdi yani. Tamam ya tamam. Yani şimdi Akgün'le ilgili konuşmak, yani ne bileyim, ne güzel konuşuyorduk işte Akgün. Nereden geldik aklına şimdi durduk yere. Ne oldu sana ya? Bir şey yok ya, tamam Akgün'le ilgili konuşmayalım ya. Tamam bitti gitti Akgün meselesi. Sen bu çocuğu bu kadar sahipleniyordun filan, şimdi ne oldu? Canancığım tamam da yeter yani, Akgün ne yapacağız? Akgün bitti ya, bitti yok. Bir şey söyleyeceğim, mektup falan da bırakmış sana. Bir şey mi geçti aranızda sizin? Konuşmak istemiyorum ya. Ne istemiyorsun? Akgün'le ilgili konuşmak istemiyorum. Ama şimdi ne yapıyorsun Canancığım, ki? Canancığım yani bunu özellikle mi yapıyorsun, anlamadım. Nereye? Hadi kalk gidelim. Nereye kalk. Gidiyorsun şimdi? Gidelim tamam ya, darlandım bir şey ama... işte. Kaptan burayı bana yazsana. Tamam. Oturuyorduk yeni güzel. Hadi Canan gidelim. Şimdi Allah Allah. Bir bekle. Ne oluyor ya? Sinir ediyorsun insanı ya bazen, sinir oluyorum. Tatlı tatlı konuşuyorduk ya şimdi. Ya bekle en azından bir. Dayı, yenge arkadan sesleniyor, hop. Herifin şaftı kaymış ya. Ahmet. Selim dönme. Hadi. Gidelim. Dayı ne lan? Selim gidelim hadi. Küfür mü ettin sen bana? Ha? Küfür mü ettiniz oğlum? Tamam babacığım. Rahat ol sen. Alma yeteni uza. Yeriz seni burada. Selim boş ver. Selim bıçağı var. Selim lütfen hadi. Ya bıçağı var. Lütfen. Hadi sok hadi gel. Hadi gel sok. Hadi bak bekliyorum hadi sok. Sok lan o bıçağı. Bir dakika bir dakika. Şu anda sizin karşınızda savcı var. Tamam mı? Kendinize gelin. Selim hadi yürü gidiyoruz hadi lütfen. Sayın savcım siz yanlış anladınız bizi. Siz tamam, nasıl hadi. Bu hale geliyorsunuz lan? Siz bu hale nasıl geliyorsunuz? Eşkıyalığa mı özeniyorsunuz? Ne oluyor? Ver o bıçağı bana. Siz bu hale nasıl geliyorsunuz oğlum? Adam bıçaklamak o kadar kolay bir şey mi oğlum? Sen ne sanıyorsun adam bıçaklamayı? Sen hiç yaralanmış bir adam gördün mü? Bir insan nasıl ölür biliyor musun lan? He? Düzgün bir adam olmak bu kadar zor bir şey mi? Bu nefretin kaynağı nedir? Nereden geliyor bu nefret? Siz nerede büyüdünüz oğlum? Bir dönüp baktınız mı kendinize? Ben ne yapıyorum dedin mi lan? He? Kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz? Sizin hayatınızda hiç mi seveniniz yok? Bir kişi sizi sevmiyor mu lan? Arkanızdan dertlenecek bir tane adam yok mu? Bekleyeniniz yok mu? Sizi bu hale ne getiriyor lan? Selim, hadi. Bunların hepsi aynı adam. Ayrı sıfatlar ama hepsi aynı adam olacak bunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.